Hocam merhaba. Merhaba. Yeni sezon hazırlıklarına devam ediyorsunuz ama şey belli değil hocam, sezon belli değil. Bu konuları sormak isterseniz. Maalesef aynen. Aralığın sonuna attılar tarihi Futbol Federasyonu. Artık aralığın sonuna kadar çalışmalarımızı devam edeceğiz. Ondan sonra gelecek bilgiyle hareket edeceğiz. Peki sizin şahsi düşünceniz de bu konuda oynanmalı mı, oynanmalı mı? Yani antrenman yapıyorsak bence oynanmalı artık yani. Biraz federasyon taşın altına elini sokmalı yani. Sadece kulüplerden bir şey beklememeli. Çünkü benim anladığım kadarıyla bu takılan konu test. Hem bal ligindeki takımlar hem amatör takımlar. Hem bizim için takılan konu test. Testlerde de biraz federasyonun fedakarlık yapmasını bekliyoruz yani, işin aslı. Çünkü amatör kulüplerin nasıl yürüdüğünü, nasıl geçindiğini biliyorsunuz. Yani evet, çok zor durumda zaten kulüpler. Biraz federasyon yardımcı olursa bu maçlar rahatlıkla oynanabilir artık yani. Çünkü Avrupa'ya bakıyorsunuz, işte bir Fransa, bir İngiltere, bir İspanya'da şu anda Kadınlar Ligi, 2. Ligi, 3. Ligi oynanıyor. Ama bizim ligde niye oynanmıyor? Ki vakalar bizden daha fazla olmasına rağmen. Burada federasyona bir görev düşüyor. Tabii kesinlikle. Siz olmazsanız federasyon olmaz. Yani bu temelsiz. Tabii kesinlikle yani. Biz yani dediğiniz gibi kulüpler olmasa federasyon olmayacak yani. Burada federasyonun bu ligleri oynatmasından yanayız yani biz. Değil mi? Sizin ligler, amatör ligler önemli. Kesinlikle bu, yani. Yani herkes mağdur durumda. Hocalar olsun, futbolcu kardeşlerimiz olsun. Yani herkes zor durumda. Bu işten ailesini geçindiren bizim gibi insanlar var. Biz ne yapalım? Yani ne edeceğiz? Değil bunu mi soruyorum yani? Sizi düşünmüyorlar. Yani bizim yani. Yani biz ne yapalım? Ya biz bu işten ekmek yiyoruz. Bizim mesleğimiz bu. Allah'a şükür görevimizi de yapıyoruz. Federasyon burada taşın altına elini sokmalı bence. Değil mi? Biraz daha aynen öne çıkarak üzerine yani yapmalı. Yani burada dediğim gibi test yani. Burada testi de federasyon bir zahmet üzerine alınsın yani. Yıllardan beri federasyon kulüplerden alıyor. Amatör kulüplere bir şey verdiğini görmüyoruz. Hep profesyonel takımlara veriyor. Bu sene de versin. Yani bu sene de bize yani amatör kulüplere yardımcı olsun. Evet. Hocam peki şu anda 6 tane 5 tane değil mi? 5 evet, tane milli takımda. Ne söylemeye geçseniz gurur verici bir durum sizin için. Ya kesinlikle biz çalışmalarımızdan memnunuz. Kızlarımız U19 milli takımında şu anda 5 tane kızımız. Daha da bu sayının artacağını düşünüyorum. Hakikaten çok iyi bir şey yakaladık. Çok iyi bir çalışma da yakaladık. Her geçen gün gelişiyoruz. Futbolumuzla gelişiyoruz. Oynadığımız oyunla gelişiyoruz. Yani biz yukarılara daha kızlarımızı yollayacağımızı düşünüyoruz. Yani milli takıma daha en az bir 2-3 kişi daha yollayacağız. Peki hocam şimdi altta maçlar oynanmıyor. Bu arada milli takımın, kadın milli takımın maçı var. Bu ne kadar verimli olabilir? Yani hiç ben sanmıyorum yani verimli olacağını. Çünkü siz de biliyorsunuz futbolda oynadıkça, maç oynadıkça form kazanılır. Sadece işte çoğu kulübün de antrenman yaptığını düşünmüyorum. Antrenmanla maçlara nasıl çıkılır ben de onu merak ediyorum ki alınan sonuçlar ortada yani. Gidişatımız iyi değil yani kadın milli takım olarak. İnşallah düzelir, maçlar oynanır. Milli takıma da bu yansıracağını düşünüyorum. Peki şu anda da İlbadi Spor'la hazırlık maçı yapıyorsunuz hocam. Evet, İlbadi'yle antrenman maçı yapıyorsunuz. Aynen. Bu arada bir Süleyman Murat Çılgırcı Bey geldi. Evet, Allah razı olsun. Aynen. Gurbetçi bir vatandaşımız. Sizin sesinizi duymuş, geldi buraya, neler sormak istersiniz? Valla biz yani Horozken Spor olarak zaten bu şeylere ihtiyacımız var. İşin aslı Baki Başkan, Kamil Başkan'la biliyorsunuz yıllardan beri fedakarlık yapıyorlar. İki kişinin çabasıyla olacak iş değil. İnsanlardan yani daha doğrusu Denizli halkından destek bekliyoruz. Sonuçta biz ikincilik takımıyız. Denizli'yi temsil ediyoruz. Ve inanıyorum ki biz bu sene de yani ligler başlarsa birinci ligin en büyük favorilerinden biriyiz. Başarılı bir takımız. Başarılıysak da işte 5 tane bir kızımız milli takıma gidiyor. U19 milli takımına. Havane kızımız A milli takıma gidiyor. Yani geliyoruz daha. İşte Yağmur kızımız var U17 milli takımına gidiyor. Başarılı bir kulübün bence desteklenmesi lazım. Çok büyük bir şeyler değil ama Denizli halkından biz destek bekliyoruz. Sağ olsunlar geldiler bizi desteklemek için. Daha fazla desteğe ihtiyacımız var. İnanın ki daha fazla destek olursa kızlarımız daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Değil mi? Siz Denizli'yi temsil ediyorsunuz. Ya kesinlikle yani. Denizli'nin takımı değil. Aynen. Biz Horozkent olarak sadece şey değiliz yani. Horozkent değiliz. Biz Horoz yani Denizli'nin takımıyız. Biz insanlardan destek bekliyoruz. Çok büyük afaki rakamlar değil bizim beklediğimiz rakamlar ama Denizli halkından, belediyelerden destek bekliyoruz. Ve Denizli'de en üst düzey ikinci lider tek siz varsınız. Kesinlikle evet doğru. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi. Ayağınıza sağlık. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.